Kolay olmayan bir görüşmeydi. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Ankara'dan randevu alması da zor oldu. Alınan randevuda konuşulan başlıklar da zorladı. Öne çıkan başlık terörle mücadeleydi. Ankara Berlin'e teröre kucak açmayın mesajını iletti. PKK teröristlerinin Almanya'da yaygın bir şekilde, özgür bir şekilde faaliyette bulunmasını arzu etmeyiz. 4500 tane PKK'lı hakkında dava varsa demek ki en az 4500 tane PKK'lı terörist var Almanya'da. İki, bizim iadesini istediğimiz PKK'lılar var. Bugüne kadar sadece 3 tanesi verildi. Şimdi biz bunları söyleyince dost olarak alınıyorsunuz ama söylemek durumundayız. Almanya Dışişleri Bakanı bu eleştirileri kabul etmedi. Terörizmus nicht beseitigen kann. Almanya'nın teröristler için güvenli liman olması iddiasını anlamamız mümkün değil. PKK Almanya'da terör örgütü olarak yasaklanmıştır. 4000 civarında soruşturma ve yargılama oldu. Fakat 4000'den fazla Türkiye'den dosya geldiği konusunda bilgi yok. Siyasi sürece yeniden başlanması gerektiğini söylüyoruz. Bunun için PKK silahlarını teslim etmeli. Alman Bakan'ın 15 Temmuz sonrası yaşanan tutuklamalar, işten çıkarmalar, ifade ve basın özgürlüğü konularında endişeliyiz sözlerine de Çavuşoğlu'nun tepkisi sert oldu. Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Can Dündar'ın Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesini hatırlattı. Almanya en üst düzeyde bunu kabul ederse elbette o zaman Cumhurbaşkanımız da biz de tepki gösteririz. Bu kişinin suçlu olmadığına dair senin elinde bilgi varsa ver bana. Ama benim elimde bu kişinin suçlu olduğuna dair belge var. Bu kişi gazeteci, ifade özgürlüğü kısıtlandı, en üst düzeyde olmaz. İki dost ve müttefik ülke, bu yakışmaz. Ve AB-Türkiye ilişkileri. Her gün bir ülkenin dışişleri bakanı kalkıyor kendi başına. Yok Türkiye'yi üyelikten her şeyden atalım. Ya sen kimsin de Türkiye'ye atıyorsun? Burada konsensus lazım. Bu kararı halkımıza sorarız, halkımız karar verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık, gerçekten bıktık. Türkiye'nin AB'ye yaklaşıp uzaklaşacağı kararı Avrupa başkentlerinde verilecek bir karar değil, Türkiye'de verilecek bir karar. Ben yakın ve güvene dayalı işbirliğinin sürmesi gerektiği kanaatindeyim. İki bakan çalışma yemeğinde de Irak ve Suriye'de atılacak adımları ele aldı. Alman parlamenterlerin İncelik Üssü'nü ziyareti de Steinmeier'in ilettiği beklentiler arasında.